galiba. Fark etmez. Seni ortaya koyalım. Herkese merhabalar. Evet, moderatör olarak geri döndüm. İki beyefendiyle beraberim. Efendim Dinçer Güner, astrolog, yazar. Sevgili Hayri Dağlı, İDEA Üniversal kurucusu. Akıllı köy deyince akla ilk gelen isimlerden. Bir sosyal etki, bir sosyal fayda aşığı diyeceğim sana. İlk önce Hayri ile başlamak istiyorum. Hayri'cim, bu akıllı köy hikayesi. Ama biliyorsunuz süremiz de kısıtlı. Hani böyle projenin başından itibaren bugüne geldiği noktada nasıl büyüttün bu sosyal etkini? Çok teşekkürler. Aslında İDEA Üniversal'in kuruluş hikayesiyle başlamak isterim. Ben 7 yıl öncesine kadar beyaz yakalı bir çalışandım ve işte 9-5 çalışıyordum ve yıllık izinlerimden bir tanesinde Kilimanjaro Dağı'na tırmanmak için bir sırt çantalı gezgin olarak Tanzanya'ya, Kuzey Tanzanya'ya gittim. Ve tırmanış sonrasında köylerde dolaşmaya başladım. Köylerden bir tanesi de bir Masai köyü. Bu Masai köyünde çocuklar bir kara tahtanın önünde oturup bekliyorlardı ve ben ne yapıyorsunuz burada diye sorduğumda, burası bizim okulumuz, öğretmeni bekliyoruz dediler. Öğretmenleri 15 gündür gitmiyormuş, hastaymış ve çocuklar öğretmen olmamasına rağmen her gün o okula gidiyorlar ve öğretmenlerini bekliyorlardı. Ve çocuklarla etkinlikler yapmaya başladık ve şunu fark ettim. Kız çocukları etkinliklere gelemiyor. Nedeni de su taşıma, onlara verilen su taşıma görevi. Günde 5-6 saatlerini temiz bile olmayan suya yapılan yolculuklarda geçiriyorlar kız çocukları. Fatima isimli bir kız çocuğuyla tanıştım ve onun yaşam hikayesinden çok etkilendim. Hemşire olmayı istiyor ama onun o hemşire olma hayali bu temel ihtiyaçlara erişememekten dolayı, temiz suya, işte gıdaya erişememekten dolayı hiçbir zaman gerçekleşemeyecek bir hayaldi. Onun yaşam hikayesi o kadar derinden etkiledi ki İstanbul'a döndüm ve işimden istifa ettim. Tek yöne bilet aldım ve Afrika'ya yerleştim. Oradaki köylerde günde bir doların altında yaşamaya başladım. Gitmeden önce bana hep şunu dediler arkadaşlarım, ailem. Senin bu yaptığın çılgınlık, nasıl böyle bir karar alabilirsin, hayatını kökünden değiştirebilirsin diye. Ben de onlara şunu demiştim. Gerçekleri görüp de hiçbir şey yapmamak aslında gerçek çılgınlık odur. Hiçbir şey yapmamak çılgınlıktır aslında. Yerleştikten sonra o köyde bir su projesi başlattık. Sondajla suyu çıkardık ve evlerin önüne kadar dağıttık ve orada şunu fark ettim. Temiz suya ulaştığında bir köy, yaşam kökünden dönüşüyor. Orada çocuklar tekrar okula gitmeye başlıyorlar. Hayallerini tekrar gerçekleştirmek için bir fırsat elde ediyorlar. Anneler çocuklarına daha fazla vakit ayırıyorlar. Sonrasında kurduğumuz tarım alanında, ortak tarım alanında permakültür temelli tarım yapmaya başladık ve köylüler gıdaya erişti. Ağaç yapraklarını yemek zorunda kalmadılar. Ağaç kabuklarıyla beslenmek zorunda kalmadılar. Ve bunu yaptığımızda da köy de ciddi bir dönüşüm başladı. Sonrasında yine aynı köye bir güneş kitleri yerleştirerek enerjiye de kavuşturduk ve bunu tohum bankacılığıyla destekledik. Ve şunu fark ettik, bu temel elementleri koyduğumuzda tarım, su, enerji ve eğitimi o unutulmuş köylere, o günde bir doların altında yaşayan, aşırı yoksullukla mücadele eden köylere götürdüğümüzde geri kalan her şey değişiyor. Ve bu köyler üretime başlıyorlar. Hem gıdaya erişiyorlar, hem fazla gıdalarını satıp köye gelir elde ediyorlar. Dolayısıyla çocuklar hastalandığında hastaneye para verecek paraları oluyor. Ve köyde köklü bir dönüşüm başlıyor ve o aşırı yoksulluktan kendilerini, açlıktan, susuzluktan daha üst bir noktaya çevirebiliyorlar. Ve biz de bunları yaparken
Bu ilk başta bireysel olarak başlayan bu yolculuk sonrasında İdea Universal Derneği'nin kurulmasıyla devam etti. İdea Universal'i evrensel değerlerle bağımsız bir sivil toplum kuruluşu olarak tasarladık ve Akıllı Köy adını verdiğimiz modeli geliştirdik. Bu başta yaptığımız projelerin devamıyla. Akıllı köyler ilk başta Tanzanya'da yaygınlaştı ve sonrasında Madagaskar, Gambiya, Senegal gibi ülkelerde devam etti. Bu arada İdea Universal kurulduğu günden bugüne 250 bin insanın yaşamını kalıcı olarak dönüştürdü. Ve bu yolculuk sonrasında Afrika'dan çıktı, Nepal gibi Asya ülkelerine de akıllı köy modelini götürerek büyüdü. Ve şimdi de hem Asya'da hem Afrika'da hem Türkiye'de sürdürülebilir dönüşüm projelerimizi devam ettiriyoruz yoğun bir şekilde. Türkiye içinde işte Güneydoğu'da Ege bölgesinde küçük çiftçilerle çalışıyoruz. İşte Asya'da yine benzer şekilde Nepal gibi az gelişmiş yoksul ülkelerde çalışmalarımız var. Hiç bugün böyle ekip olarak yatağa akşam başımızı yastığa koyduğumuzda o 250 bin insanın aç girmediğini bilmek yatağa çok tabii umut verici, bizi rahatlatıyor, bizi geleceğe yönelik motive ediyor. Çünkü o küçük küçük eylemler bir araya geldiğinde büyük dönüşümler yaratabiliyormuş, bunu fark ettik. Tabii burada unutmamam gerekiyor ki bunu yaparken İdea Universal'in 30 bine ulaşan destekçisinin sayesinde bu başarıyı elde ettik. Onlara da bu fırsatta yine teşekkür edeyim ve hayır, çok teşekkürler. Ben şuna inanıyorum. Bir kişi değişirse, bir şey değişirse dünya değişir. Ayrı bunun örneklerinden bir tanesi. Ve 7 yılda geldiğiniz nokta, işte kaç tane ülke saydın? 250 bin insan dedin. Şimdi sen tek başına gittin, bunu yaptın ve sonra o iyiliğe etraftan destekler gelmeye başladı. Ve biz şu anda konuşuyorken 5 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor ve her 7 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde orman yok oluyor. Şimdi Hayri buna tek başına karar verdi ama bizim içimizde etki alanları çok farklı olanlar var. Etki alanımızı iyi yönde kullanmak, yani hepimiz aynı anda bunu yaptığımızda çok şey mümkün, ben buna inanıyorum. Sevgili Dinçer'in bugün burada olmasının birden fazla sebebi var. İçeride bize çok acayip şeyler söyledi. Ne olur bunları sahnede söyleme dedim. Çünkü süremiz yetmez. Ama çok meraklısınız biliyorum. Şimdi sosyal etkisi çok yüksek Dinçer'in. Merak mı ediyorsun Selim'ciğim? Süreyi uzatacaksanız ben sorarım. Uzatalım mı? Alkış alalım mı? Şimdi bir kere Dinçer sosyal etkisini iyilik için sıklıkla kullanan bir influencer aynı zamanda. Ve sizin birlikte yaptığınız bir canlı yayınla yollarınız kesişmiş. Bunu içeride konuşmadık ama bir değinmek istedim. O canlı yayında Dinçer'in çok büyük katkısı olmuş İdea Universal'e bağış toplamakta. Doğru mu? Ne oldu? Şöyle ki benim işin bağış kısmıyla hiçbir bilgim yok. Yok, sen yayın yaptın. Evet, hani sadece biz Hayri Bey'le hayat bizi bir araya getirdi. Ben bir programa katılmıştım. O programda bana böyle küçük bir maket hediye etmişlerdi. O maketi de aslında Hayri Bey'in yardımı dokunmuş olduğu köylerdeki bir kızın yapmış olduğu böyle ufak bir maket diyeyim, hani hediyesi gelmişti. Orada da o şeyin içerisinde Hayri Bey'in iletişim bilgileri vardı. Biz bir şekilde kontak kurduk. Hı hı. Hayri Bey rica ettim ki ben böyle bir vakıf içerisindeyim, dernek içerisindeyim. Böyle işler yapıyorum, faaliyetler. Acaba seninle Instagram'da bir gün bir canlı yayın yapma şansımız olur mu dedi. Ne demek dedim, o şans hemen dedim. Ondan sonra biz birlikte bir canlı yayın gerçekleştirdik. Bir gündüz vakti ki hani şans Hayri Bey'in de o gün çalışma yaptı. Neredeydin Hayri? Tanzanya, Dodoma bölgesindeydik. Orada akıllı köy çalışması yapıyorduk yine. Doğru. Oradaydı ve o anda hem oradaki çalışma yaptığı alanı görme şansımız oldu. Hem yapmış olduğu işleri gösterdi. Hem şimdi biz burada konuştuğumuz vakit bize hani davulun sesi uzaktan hoş geliyordur hani anlatılan hiçbir hikaye. Sonuçta buradan çıkıp evimize gidip yattığımız vakit burada anlatılan hiçbir şeyin bize bir şeyi kalmayacak. Ama onları gördüğünüz vakit o hikayeyi,
dinlemek yerine, yani bence görmelisiniz, araştırmalısınız ve okumalısınız gerçekten de, bambaşka bir etki, başka bir duygu, başka bir psikoloji bırakıyor insanda. O günkü o canlı yayında aslında galiba böyle de bir durum olmuş, evet. Ondan sonra ve güzel bir bir yardım alanı oluşmuş aslında. Hem oradaki insanlar hem Hayri Bey'in derneği için. Öyle bir katkı oldu. Ne mutlu bana. Vesile ama olmuşsun. Yani bu önemli bir şey mi? Evet, önemli. Ama keşke hepimiz böyle işleri bir tarafından bir ucundan tutsak ve yapsak. Çünkü önümüzdeki süreçte bunlara daha fazla ihtiyacımız var. Şimdi o konulara gelelim, değil mi? Dinçer'cim, ne oluyor da şimdi Hayri böyle bir şeye karar veriyor? İşte Itır gelecek, birazdan anlatacak. Sabah Şahika vardı. Bir grup insanlar, ki buradaki salondakiler de öyleler inanıyorum, iyiliğin peşindeler. Bir grup insanda açlık var, savaş var, susuzluk var. Hala bencince, hoyratça dünyayı kötüler mi yönetiyor yani? Ne oluyor? Bu insanların doğum haritasıyla mı ilgili? Ne olacağız? Yani aslında şöyle, ya çok ilginç bir durum var. Benim de çok kendi içimde duygusal açıdan çok ikiye bölen bir durum aslında bu. Şimdi biz burada sürdürülebilirliği konuşuyoruz. Ama bir taraftan da yaşanabilir bir yaşamı oluşturmak için çaba sarf eden bir insan grubu var. Biz niye sürdürülebilirliği konuşuyoruz? Çünkü bu yaşamış olduğumuz bizden öncekiler ve bizler affedersiz dünyanın içine ettik çünkü. Ve bundan sonra bizden sonraki nesillere içine etmiş olduğumuz dünyanın daha yaşanabilir bir noktada kalabilmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu kadar büyük bir ironi olabilir mi? Yani dünyanın bir kısmı sürdürülebilir için uğraşırken dünyada başka bir yerdeki insanlar da açlıkla savaşıp yaşanabilir bir yaşam düzenine ulaşmak için çaba sarf ediyor. Neyse, şimdi önümüzdeki süreç çok önemli bir süreç aslında. Güzel bir yerden de girdin Dilara. İlginç bir dünya düzenine doğru gidiyoruz aslında. Hem iyi hem kötü. Aslında içeride söylemedin ama ucundan dokunacağım. Dokunmam gerekiyor, tamam, ki söyle, pek, hikaye tamam, bir söyle. Şeye bağlansın tamam. Çünkü. Şöyle ki aslında biz 1,5-2 sene önce biz gökyüzünde Jüpiter ve Satürn'ün aslında kendi aralarında özel bir dansı vardır. Dans diyeceğim buna. Ve bu ikilinin her böyle belli periyotlarda bir araya gelmesiyle gökyüzünde astrolojik anlamda çağlar başlar. Dört elementin çağı oldu. Ateş çağı, toprak çağı, su çağı, hava çağı diye geçer. Biz 2022'deyiz, 2020 senesi. 2020 senesi öncesi 186 yıllık süreç toprak çağıydı. Toprak çağında bizim dinimiz, imanımız toprağın getirmiş olduğu para oldu. Paranın peşinde koştuk sürekli. Finansın peşinde koştuk. İşte evin peşinde koştuk. Sahip olmanın peşinde koştuk. İktidarın peşinde koştuk. Toprağın, yani nispeten toprağın peşinde koştuk ama beton dikmek için koştuk aslında, evet. Toprağın peşinde. Hani toprak elementinin getirdiği şey buydu. 2 sene önce biz hava elementine giriş yaptık. Fakat şöyledir. Bu hava elementi gibi, bu tabii ki yeni bir 186 yıllık bir periyot. Ve bu yavaş yavaş böyle hayatlarımıza sirayet etmeye başlayacak adım adım. Hava elementi çağı, hava çağı ve kova çağı aslında insanlıkla din, dil, ırk, cinsel yönelim, cinsiyet farklılıkları vesaire fark etmeksizin bütün bir dünyanın içinde yaşamış olduğumuz dünyanın aslında hepimize ait olduğu ve kardeşçe ve saygıyla yaşanabilir bir dünya düzenine doğru geçişe doğru evriliyoruz bu arada. Yavaş yavaş. Bu tabii ki bir sihirli değnekli bile. Hop, ondan sonra olmayacak. Ama bu iyi haber. Ama bunun olabilmesi için eski kalıplaşmış olan inanç ve düzenlerin de değişebilmesi gerekiyor. Ama bunların değişebilmesi de böyle put olmayacağına göre bir takım kırılımların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu kırılımlar nasıl olacak? Büyük krizlerle meydana gelecek. İşte bu bahsetmiş olduğunuz mesela gıda krizi gibi. Ki daha gıda krizi daha artacak bu arada. Ekonomik krizler gibi. İyi zamanlarımızı yaşıyoruz bu arada, şimdiden söyleyeyim hepinize. Finansal ve ekonomik açıdan. Yani 2023'ün Kasım ayına kadar en azından rahatlama yok. Anca 2024'ün böyle ortaları itibariyle belki bir ekonomik anlamda bir tık nefes almaya başlarız belki. Ama bunlar ihtiyacımız olan şeyler. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz bu aslında insanın temelinde insan olan sisteme geçebilmek için bazı düzen ve sistemlerin yıkılabilmesi gerekiyor. Ve bu yıkımlarda
Böyle oluyor ne yazık ki. Tarih hep böyle olmuş çünkü. Evet. Hani bu çok bununla alakalı ama bizi iyi bir süreç bekliyor mu? Evet. Sonuçta temelinde insanın olduğu, artık insanların fakirlikten okula gidemediği, ayağına terlik alamadığı ya da ağaç kabuklarıyla beslenmediği bir dünya düzenine doğru gidiyoruz aslında. Hı hı. Ama buna gidebilmek için belli krizleri de atlatmamız gerekiyor. Önümüzdeki sene özellikle oldukça önemli bir sene olacakmış gibi duruyor ve buyurun. Bir takım bedeller ödeyeceğiz yani. Çünkü bir şey söyleyeceğim. Bu bedelleri biz yarattık. Yani biz başımıza gelen şeylere ağlamak gibi bir lüksümüz yok. Bu şu an ne yaşıyorsak A'dan Z'ye her anlamda bunu biz yarattık bu arada. Her türlü seçimimiz buna dahil. Evet. Yani bunu biz yarattık, biz seçtik, biz istedik. Bunların hepsini biz bu seçimleri belki 10 sene önce yaptık, belki 20 sene önce yaptık, belki 40 sene önce yaptık bu seçimleri, belki 50 sene önce yaptık. Ama yaptık. O dönem yaptığımız seçimlerde biz şu an bunları konuşuyoruz. Eğer ki biz önümüzdeki süreçte çocuklarımızın veya bizden sonra gelecek olan nesillerin daha iyi bir dünya düzeni içerisinde yaşamak istiyorsak, bizim artık kolektifte ve bireysel anlamdaki bireysel kolektife etkiler artık daha bilinçli ve farkındalığı yüksek seçimler yapmak zorundayız bu arada. Bencilliği bırakıyoruz. Daha kolektif yaşamaya, evet, düşünmeye gayret ediyoruz. Evet, düşünmeye daha şimdi dünya ediyoruz. Böyle dedin ya, dümdüz bir yer gibi. Bu gerçekten de öyle yani. Pek çok felsefe de bunu savunuyor. Yani buradan baktığında artık sen Amerika'da olanı da görüyorsun, Tanzanya'da olanı da görüyorsun ve buradan etki edebiliyorsun. Ve bunda teknolojinin etkisi çok büyük. Ama biz bunu iyi yönde kullanırsak. Tabii ki. Ama tabii evet, biz çok ciddi bir teknolojik çağa giriyoruz. Dijital anlamda büyük devrimlerin eşiğindeyiz bu arada. Şu ana kadar gördüğümüz teknolojiler hiçbir şey. Hani şu anda hayal edemediğimiz, ki burada hani Ufuk Hanım var, hani bunların neredeyse biri, Ufuk Tarhan şu an burada aramızda. Hani bunlarla ilgili sürekli yazılar yazıyor ve kitaplar çıkartıyor. Yani inanılmaz başka bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Hani bizim böyle 20 sene önce, 10 sene önce Hollywood filmlerinde gördüğümüz, vay anasını dediğimiz o yaşam düzenlerine hızlı bir şekilde gidiyoruz bu arada. Bayağı gidiyoruz hem de. Evet, yaşıyoruz hep birlikte. Efendim o zaman teknolojiyi de, sosyal etkimizi de daha iyiye kullanacağımız yarınlar bekliyoruz. Hayri'nin, Hayri Dağlı gibi iyi insanların daha cesur olup sayılarının da artmasını diliyoruz. Çok teşekkür ederiz.